İyi günler, Cenevre Otomobil Fuarı'ndayız. Cenevre Otomobil Fuarı'nda otomobil markaları son yeniliklerini, son modellerini sergiliyor. Şimdi Türkiye henüz yerli otomobil üretmiyor ama Türkiye yurt dışına otomobil dizaynı ihraç ediyor. İşte bu dev markaların olduğu alanda bir Türk firması var. Ve bu Türk firmasıyla konuşacağız. Ne ihraç ediyor? Okçu Otomotiv Yönetim Kurulu Başkanı Savni Okçu yanımızda. Savni Bey merhaba. Merhaba. Şimdi Cenevre Otomobil Fuarı'nda görüyoruz işte devasa markalar yeni modellerini sergiliyor. Siz de bu fuar alanı içinde ürünlerinizi sergiliyorsunuz. Öncelikle bu fuarda neyi sergiliyorsunuz? Bu fuarda en son yaptığımız otomobillerin araç tasarımlarını sergiliyoruz. Yaklaşık 3 yıldır zaten bu fuardayız. Daha önceden de 2 yıl öncesi var bunun. Sıraya girdik. Tabiri caizse bizi ilk önce bir elemeden geçirdiler. Daha sonra da bu salona girmeye hak kazandık. Sırf fuara girmek önemli değil, bu salona da girmek çok önemli. Bu salonda da onların kendi gözlerinde takdir ettikleri ve otomobil diğer otomobil marka büyük markalarla boy ölçecek şekilde yaptığımız tasarımlarımızı sergiliyoruz. Şimdi siz lüks araç tasarımı yapıyorsunuz. Türkiye'de de hizmet veriyorsunuz. Aynı zamanda yurt dışına ihracat yapıyorsunuz. Evet. Öncelikle hangi ülkelerden talep görüyorsunuz? Hangi ülkeler size geliyor? Hangi ülkelerden en çok sipariş alıyorsunuz? Şöyle, biz yaklaşık 15 yıldır araç tasarımı işindeyiz. İlk önce bir Türkiye'de bu işi tam olarak oturtturduktan sonra yavaş yavaş Orta Doğu başta olmak üzere Rusya, Azerbaycan, Dubai, Abu Dhabi, Katar, Suudi Arabistan, Kuveyt, bütün Orta Doğu ülkelerine ihracatımızı başlattık. Yaklaşık 3 yıldır da Avrupa, bilhassa Afrika bu bölgelere yapmaya başladık ihracatımızı. Şimdi de Çin'e kadar gitmeye başladı. Açıkçası dünyanın her yerine gidiyor diyebilirim size şu anda. Ama bu tamamen yavaş yavaş bizim beklediğimiz, böyle her ülkeyi irdeleye irdeleye girdiğimiz bir iş. Öyle bir anda açıkçası taleplere cevap veremiyoruz. Çünkü sonuçta el yapımı bir iş. Dediğiniz gibi el yapımı. Peki mesela talepleri nasıl karşılıyorsunuz? Örneğin aynı anda 20 araç talebi oldu veya ne bileyim 40-50 araç talebi oldu, aynı anda karşılayabiliyor musunuz? Ve ne kadarlık bir süre bir aracın baştan aşağı dizayn edilmesi? Bir aracın baştan aşağı dizayn edilmesi yaklaşık 2 aylık bir süreç. Ama ondan öncesi var. Bilhassa şimdi bu tasarımını yaptığımız otomobil markası bize, o otomobil markasının distribütörleri diğer ülkelerden zaten önceden siparişlerini bize bildiriyorlar. Bu yaklaşık 6 ay öncesi oluyor. 6 ay önceden biz bütün aracın içerisindeki deri renginden ahşap tipine kadar her şeyi belirleyip aynı otomobil fabrikalarındaki gibi bunları önceden tedarik edip ve imal ediyoruz. Daha sonra da araçlar geldikten sonra 2 aylık bir süreçte de bunları toparlayıp bitirdikten sonra araçla ihraç ediyoruz. Araçlar yaklaşık baktığınız zaman normal şartlarda 2 ayla 4 ay arasında bitiyor. Ama standart araçta 2 aylık bir süreçte bitiyor. Peki bölgelere göre baktığımızda mesela Avrupalı müşteri en çok ne istiyor? Orta Doğulu müşteri en çok neyi talep ediyor? Rusya'dan müşterileriniz var. Onlar en çok hangi taleplerle geliyor size? Ruslar mesela daha çok timsah derisi, işte piton yılanının derisi. Bu tarz böyle maalesef bu tarz hayvanların derilerini severler. Biz bunlardan tabii mümkün olduğu kadar kaçınıyoruz ama istenildiği zaman da yapıyoruz. Altın kaplamaları çok severler. Bunun dışında Araplar genelde bilhassa Dubai, Abu Dhabi, Bahreyn, bu tarz yerlerdeki Araplar zaten jenerasyon olarak aynı bir Avrupalı gibi çok daha normal, standart diye tabir ettiğimiz, bizim hani Arap işi diye tabir etmediğimiz ürünleri seçiyorlar. Suudi Arabistan'a gidince biraz daha onlar renklerde biraz daha böyle daha böyle parlak, daha böyle canlı renkleri seçiyorlar. Ama bunlar için de biz müşterilerimize zaten bizim özel software'lerimiz, programlarımız var. Burada aynı bir otomobil fabrikasının yine tasarladığı gibi ilk önce 3D ile onları hayal ettiklerini ilk önce onlara gösteriyoruz. Daha sonra onlar beğenirse ondan sonra sipariş alıyoruz ki daha sonra teslim zamanında bir problem çıkmasın diye. Peki Cenevre Otomobil Fuarı'nda hangi aracı sergiliyorsunuz? Aracın özellikleri neler?
Cenevre Otomobil Fuarı'nda iki tane araç sergiliyoruz. Bu arkamızda gördüğümüz araç aslında burada inanılmaz ses getirdi. Çünkü bu aracın en büyük özelliği biz bu aracı tabiri caizse belli bir bölümünü kesip çıkardık. Bu sayede aracı yakından görmek isteyenler bütün detaylarını çok rahat görebiliyorlar. Aracın içerisindeki kaliteyi daha rahat görebiliyorlar. Normal bir otomobilde bu kadar baktığınız zaman hemen göremezsiniz iç tasarımını. Aynı diğer otomobil firmalarının prototipi gibi oldu adeta diyebilirim. Diğer araç ise zaten dünyada bir tane olarak üretildi iç tasarımını. En büyük özelliği 24 karat altınla aracın tüm trimleri süslendi. İçerisindeki düğmelerinden tutun da işte yanlardaki metal aksamlarına kadar her yer, içerisindeki saati, şemsiyenin üzerindeki topuzu, müzik sisteminin kontrol merkezi, her şeyi altın kaplama yapıldı. Ve ilk defa bir otomobilde içerisine iki tane inci yerleştirildi. Bu inci de gerçek Güney Denizi'nden çıkartılmış bir inci taneleri. Bu sayede araç sanki bir mücevher gibi oldu aslında aracın içerisindeki belli bölümü. Bunun adına da treasure dedik, hazine diye adlandırdık Türkçedeki çevirisiyle. Ve inanılmaz ses getirdi. Dünden beri işte bütün basın açıkçası çekimlerini yapıyor. Bilhassa yurt dışı basını. Çok ilgilerini çekti. Cenevre için böyle bir şey yaptığımızı anlattık. Tabii o biliyorsunuz burası saat şehri. Bu tarz şeylere çok tabii meraklılar. Çok hoşlarına gitti açıkçası. Peki, tabii herkesin merak ettiği soru da şu. O aracın fiyatı ne kadar? Bu aracın fiyatı yaklaşık 250 bin euro civarında. Ama tabii tek bir araç olduğu için bunu alan zaten müşteri biliyor ki hani bu dünyada bir tane ve başka olmayacağı için böyle bir ücret. Müşteri ne arıyor araç dizaynında, tasarımında ne arıyor daha çok? Şimdi hayatımızda biliyorsunuz en önemlisi telefonlarımız, tabletlerimiz. Bunlar bir kere aracın olmazsa olmazları. Bunların en son teknoloji olarak araçlarda mevcut. Bu tabletlerin üzerinden aracın tüm zaten özelliklerini kullanabiliyorsunuz. Elektrikli perdelerini açabiliyorsunuz, kapatabiliyorsunuz, televizyonu indiriyorsunuz, koltuklarını yatırıyorsunuz, kaldırıyorsunuz, ısıtma sistemini çalıştırıyorsunuz, masajını, soğutmasını. Bunların hepsi zaten elektronik olarak tabletten kullanılıyor. Aynı zamanda bizim kendi yine firmamızın geliştirdiği, yapay zeka ile adlandırdığımız sesli komut sistemimiz var. Aracın içerisine bindiğiniz zaman aynı bu biliyorsunuz birçok telefon markasının ve daha farklı markaların işte hey diye tabir edip aracın içerisine girdiğiniz zaman anahtar kelimeyle arabın her türlü mesela bir relax mod dediğiniz zaman aracın otomatikman koltukları yatıyor, elektrikli perdesi kapanıyor, ışıkları sönüyor, özel mavi ışıkları yanıyor, televizyonda bir film başlıyor. Bunları gerçekleştiriyoruz. Aynı zamanda tabii ki en önemli şey trafikte geçirdikleri zamanları ne yapıyorlar? Televizyonlarını seyrediyorlar. Bunlar çok önemli. Toplantı yapabiliyorlar. Yani kaliteli vakit geçirebiliyorlar. Peki araç dizaynı yapıldı. Otomobil markası bunu garantiden çıkartıyor mu çıkartmıyor mu? Tabii bu da çok merak edilen konulardan bir tanesi. Bu da güzel bir soru. Bizim yaklaşık 7 yıldır çalıştığımız otomobil markası zaten bununla ilgili sertifikamız var. Bir One Partner programı var. Bu programa üyeyiz global olarak dünyada. Dolayısıyla dünyanın neresinde olursa olsun bizim sattığımız araçlar garantiden çıkmıyor. Ve bu araç firmasının tüm servisleri de bu aracın bir herhangi bir program olduğu zaman nerelerine ulaşabileceğini, ne yapılabileceklerini ortak bir program çerçevesinde gerçekleştiriyoruz. Peki, çok teşekkür ederiz yayınımıza katıldığınız için. Cenevre Otomobil Fuarı'ndayız. Dediğim gibi burada özellikle elektrikli araçlar, yeni nesil araçlar çok rağbet görüyor. Otonom araçlar çok rağbet görüyor, çok ilgi görüyor. Onlar tanıtılıyor. Biz de Cenevre Otomobil Fuarı'nda bir Türk firmayla ihracat yapan, yayının başında söyledim, henüz yerli otomobil yok. Bununla ilgili çalışmalar var ama Türkiye lüks araç tasarımında ihracatta önemli bir yerde. Okçu Otomotiv Yönetim Kurulu Başkanı Savni Okçu'yla biz de lüks araç tasarımını konuştuk. Hoşçakalın.